Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projeleri kapsamında Muğla'da 7000 fidan dağıtıldı. Projeyle ildeki boş, nadasa bırakılan, atıl durumdaki alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan yerlerde farklı üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. İlk önce Trabzon Urması'ndan başlayalım. Trabzon Urması'nda 3 çeçit, arkadaşlara istişarelerim sayın müdürüm 3 çeçit getirdik. Özellikle ikisi kurutmalığa çok uygun. Bir fuyu dediğimiz diğer bir çeşit ise o da elma gibi yeşilken de tüketilebiliyor. Çiftçilerimizin hepsini görmesini istedik ve her ilçeye bunları eşit şekilde dağıtımı Ünal Beylerin koordinasyonunu dün yaptık. Diğer bir projede yüksek ve alçak rakımda kestane yetiştiriciliği. Şimdi herkesin kafası karışıyor. Alçak rakım nedir kestanede? Ege Tarımsal Araştırma'nın yeni çeşidi İbrahim Bey Işıklar'da 300-350 rakımda rahatlıkla meyve alınabildiği gözlemlendi. Biz bunu tescil ettirdikten sonra hızlı bir şekilde Muğla'daki teknik arkadaşlarla beraber yaptığımız istişareler gereği bir proje geçirdik. Bu projeyle de hem karasu yüksek rakımda hem de alçak rakımda İbrahim Bey çeşitlerimizi bu sene çiftçilerimize buluşturduk. Tabi bunları buluştururken oradaki olan çiftçilerimize kök budaması, üst budaması bir şey, hem biz hem Muğla'daki teknik ekip arkadaşlarımız anlattı çiftçilerimize dikimini. Kiraza geldiğimizde ise kirazda ise sıkıntının tabii ki her yerde olduğu gibi burada da yine toplama maliyetinin olduğu gözlemlendi. Arkadaşlarla yapılan istişarelerde bunu yarı bodur, tam bodur şeklinde nasıl yapabiliriz konuştuk. Klasik anaçlar yerine doku kültüründen gelişen yeni anaçları, yarı bodur anaçların üstlerine 0900, Regina, Lambert gibi çeşitleri aşılayarak bir demonstrasyon bahçesi kurmaya karar verdik. Bu kurulan bahçenin gözlemlerinden sonra çeşitler belirlenip bu şekilde projelendirilecektir. Şimdi bu fidanları tabii dikerken yapmamız gereken en önemli şey taç, kök taç budamasını yapıp oraya budama makasıyla yara verdikten sonra kılcal köklerin oluşmasını sağlamak ve aşı noktasını mutlaka güneye bakmasını, bunlara çiftçilere bilgilendirildi. Üstünde taş vereceğimiz yerden de üst budamamızı yapıp dikimini sağlıyoruz sayın müdürüm. Çok iyi, çok iyi. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Ege Tarımsal Araştırma'nın bu anlamda çalışmaları bizler için çok önemli. Ve buralarda demonstrasyon çalışmalarımızla hem sizin emekleriniz hem de çiftçilerimizin bu anlamda buradaki üretimleri çok daha önem arz ediyor. Üreticilerimiz bu anlamda çok istifade ediyorlar tabii ki değişik farklı çeşitlerle mevcut uyguladığı, ürettiği meyve ağaçlarının çeşit değişimleriyle daha avantajlı bir üretim yapmış oluyorlar. Ben tekrar sizin nezdinizde Ege Tarımsal Araştırma'ya yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hem üretim alanlarımızın sizin yaptığınız çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çeşitlerle artması hem de üreticilerimizin bu anlamda bu ortaya çıkan yeni çeşitlerin daha verimli, daha sağlıklı bir hasat ile kendilerine katma değer sağlamasıyla memnuniyetlerinin ben daha da artarak devam edeceği ümidiyle tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Burası Menteşe'nin Bayır Mahallesi. Burada bugün bizim TAKE projeleri çerçevesinde kestane fidanı ve Trabzon hurması dikimi yapmak için geldik. Tabii üreticilerimizin biz her daim geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam ediyoruz. Biz tabii bu zor ve sıkıntılı meşakkatli meslekle iştigal eden üreticilerimize hem maddi hem manevi birçok konuda yardımcı olmak ve yanlarında bulunmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün Duran abinin arazisinde bir kestane denemesi, kestane fidanı dikimi ve Trabzon hurması denemesi yapıyoruz. Tabii ilimiz genelinde bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu proje çerçevesinde 1500'den fazla kestane fidanı ve 5500'den fazla Trabzon hurması fidanı çiftçilerimizle buluşturuldu.
Tabii üreticilerimizin bu bizim yapmış olduğumuz yardımlarla çok daha iyi, kaliteli, verimli üretim yapmalarını sağlamak bizim amacımız ve hedefimiz. Bu anlamda tabii Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan biz fidanları üreticilerimizle buluşturuyoruz. Artık kendi enstitülerimizde başta Ege Tarımsal Araştırma olmak üzere bizim mıntıkamızda çok ciddi çalışmalar ortaya koyuyorlar. Arkadaşlarımız iyi denemelerle yapmış olduğu çıktıların bizlerle buluşturmasıyla bizler de üreticilerimizle buluşturmakla gerçekten yapmış olduğumuz çalışmalara bir anlam katmak istiyoruz. İşte kestane fidanı, Trabzon hurması gerçekten katma değeri çok yüksek ürünler. Bu kestane hem besin değeri hem de vermiş olduğu parasal karşılığıyla üreticilerimizi çok memnun eden çalışmalar, üretimler. Kestane bugün gerçekten ciddi fiyatlara satış yapılıyor. Trabzon hurması da keza öyle. Artık Trabzon hurması birçok yayılım alanıyla önemli bir gıda haline gelmiş durumda. Üreticilerimiz Trabzon hurmasını üretmekle ve satışıyla artık katma değeri daha yüksek bir ürünle hem kendilerine hem de ülkemize bir değer katmaya çalışıyorlar. Trabzon hurması da besin değeri çok yüksek bir meyve. Ve birçok alanda artık Trabzon hurmasını biz görür hale geldik son yıllarda. Üretim alanlarımızı bu anlamda artırmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Birçok çeşidi, kendi içinde çeşidi mevcut. İşte kurutması, işte elma gibi yenen çeşitleri, normal Trabzon hurması, yaş haliyle direkt tüketilebilen. Yani bu çeşitler arttıkça da tüketim ve kullanım alanı da bir yerde artırılmış oluyor. Sanayi bu anlamda, sanayi de entegre bir şekilde gelişmiş oluyor. Yani bir ürün eskiden direkt yaş olarak üretilip tüketilirken artık yüzlerce insanın, binlerce insanın üretime, sanayinin de entegrasyonu sayesinde istihdamı sağlanmış oluyor. Bu anlamda gerçekten biz bu ürünlere artık daha fazla önem vermemiz, üretim alanlarını ve yayılım alanını daha da artırmamız gerekiyor. Tabii ki bunu da planlı olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü plansız yapılan hiçbir şey bugün kar ediyormuş gibi görünse de sonrasında hüsranla sonuçlanabilir. Biz bunları planlı olarak yapıp bu anlamda daha da verimli ve sağlıklı bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben Turan abiye başta önder bir üreticimiz, başta dediğim gibi vermiş olduğumuz fidanların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve büyümesinde hiçbir şekilde eksik ve kusur olmayacağı düşüncesiyle bizim tabii arkadaşlarımız bu süreçte kendilerine yardımcı olacaklar. Eğitimlerimizi, bilgilendirmelerimizi, işte bir sıkıntı olduğunda sağ olsun yine Ege Tarımsal Araştırma'dan arkadaşlarımız hiç sıkıntı yapmadan bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Onların da desteğiyle yapmış olduğumuz çalışmaların iyi sonuçlarını görmek temennimiz. Burada tabii ki nihai ümit ve amaç verimi artırmak, katma değeri yüksek ürünlerle üretim yapmak, planlı bir şekilde artık tarımsal üretimde planlama bizler için, üreticilerimiz için, ülkemiz için çok önemli bir konu. Bu çerçevede adımlarımızı ataraktan ben şimdiden kıymetli üreticimize ve nezdinde diğer üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Allah'tan kendilerine bol kazançlar temenni ediyorum.
Ve bizlerin yanında oldukları için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.